Şimdi değerli arkadaşlar, bizim büyükelçimizi müzakereler için buraya çağırmış olduğumuzu unutmayın. Yani biz büyükelçimizi veya büyükelçiliği kapatıyoruz diyerek bir adım atmadık. Sadece müzakereler için, orada ne olmuştur, ne bitmiştir, ne oluyor, gelecek nedir filan, bu konular için çağırdık. Müzakerelerimizi gerçekleştirdik. Bunun ardından da kendisini tekrar gönderiyoruz. Ama Mısır'daki şartlar çok daha farklı istikamette gelişirse durumu yeniden farklı bir şekilde değerlendiririz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oraya gitmesi konusunu kendisi açısından önemsiyorum. Ve demokrasiye bakış açısından, darbelere bakış açısından tecrübelidirler. O konuda mevcut tecrübelerini herhalde, Türkiye tecrübeleri onlara yetmiyor. Şimdi dışarıdaki darbe deneyimlerinden de bir şeyler kazanmanın veya kendi kazanımlarını onlara aktarmanın gayreti içerisinde olacaklardır. Böyle bir ziyaret diye telakki ediyorum. Çünkü CHP yönetiminin veya CHP'den gidecek olanların ne Irak'a ne Mısır'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Olsa olsa alabileceği bir şey vardır. Veyahut da dediğim gibi işte Mısır'da darbe yönetimine işte biz de böyle darbeler yaptık veya böyle darbelerin arkasında bulunduk. Askeri darbe şöyledir, sivil darbe böyledir gibi bunların noktasında bir paylaşımı olabilir. Ve ülkemizde hani kim kimdir ansiklopedik gibi bir çalışma var ya, şimdi bunların da durumu böyle olacaktır. Siyasette kim kimdir ve hangi parti nedir, nasıldır, bunun tanınması bakımından isabetli olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye böyle bir şeye yani hazır olmadığı diye bir soruyu eğer biz düşünürsek çok yanlış olur. Tabii ki ülkemiz böyle bir şeye her an hazırdır. Tabii Suriye kendisi buna ne kadar hazırdır onu bilemem. Onu da özellikle bu konudaki askeri mercilerimiz gayet iyi biliyor. Ama biz de onlardan aldığımız bilgilerle az çok biliyoruz. Beşar neye dayanarak, neye güvenerek böyle bir açıklama yapar veya yapıyor onu da pek bilmiyorum. Ama ben şunu gayet iyi biliyorum ki şu anda Suriye'de Suriye halkı kardeşlerimiz olarak çok ciddi bir yönetim krizi içerisinde insanlar orada şu anda yokluğu yaşıyor. Çok büyük sıkıntılar içerisinde bir yaşam mücadelesi veriyor. Ve bu yaşam mücadelesine tahammül edemeyen insanlar da yaklaşık işte 5 milyona yakın insan, bir kısmı ülke içinde tebdili mekanda bulunuyor. İşte yaklaşık 2 milyon civarında insan da Suriye'yi terk etmiş vaziyette. Biliyorsunuz bunların yaklaşık 500 bini bizim ülkemizde, 200 bini çadır kamplarda, konteyner kentlerde şu anda iskan ediliyor. 300 bini de değişik şehirlerimizde evlerde şu anda konaklama yapıyorlar. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki Suriye şu anda bir bunalımın içerisinde. Siz kendi insanınızı şu anda bir defa yönetemiyorsunuz. Ve burada kalın çağrısına rağmen vatandaş artık güvenemiyor. Niye? Çünkü sivil yerleşim bölgelerini bile bombalayan, oralardaki insanlara bile saldıran bir zihniyet var. Bu şekilde köhnemiş bir zihniyet, tamamen bir dikta zihniyeti karşısında vatandaş ne yapacaktır? Kaçacaktır. Onun için ya kendi ülkesi içerisinde değişik şehirlere kaçıyor veyahut da ülkesini, canı gibi sevdiği ülkesinden kaçmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum var. İşte bütün bunların değerlendirmeleri yapılıyor. Temenni ederim ki bir an önce yürütemediği, barışı sağlayamadığı, güvenliğini sağlayamadığı
Suriye'ye ve Suriye halkına daha fazla zulmetmez ve Suriye'den ayrılır.